Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hava güzelleşti, güneş gözümüzü alıyor. Kar olayı bitti. Bundan sonra sık sık video çekeriz inşallah. Soğuklarda video çekemiyorduk, sağa sola gidemedik. İnsanların, hayvanların da öyle soğuklarda gidip kimseyi rahatsız etmek istemedik. Ondan dolayı video çekemiyorduk. Şimdi böyle bir çıtır video yapalım dedik. Atalım. Ondan sonra da arkadaşlara iyi horozlarına, hayvanlarına bakıp videolar çekeceğiz. Şimdi işte havalar ısınınca artık şöyle buraları bahar temizliğimizi falan yapacağız. Şimdi Aydın arkadaşımızı yukarıya gönderdik. O yukarısını süpürüyor. Civcivleri aşağı indireceğiz. Kümeslerimizi de temizleyeceğiz. Şuraya aşağı indirdiğimiz önce bir 4 tane civcivimiz var. Çimenlerimiz de ufak ufak büyümeye başladı. Şöyle şuralardan evin önümüz yani eski halini alacak inşallah. Burada da iki horoz, iki pirincimiz büyüdü. Bunlar da imparatorun yavruları, bakalım hayırlısı olsun. Evet, burada işte bu şekilde temizliğimize başladık. Kamalyamızı temizleyeceğiz. Oturma yerimizi ayarlayacağız. Civcivlerimizi ayarlayacağız. Burada şöyle gel bakalım. Koy vermeden şuradan şunları da çekelim. Dört. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada bunlar gelişen hayvanlarımız. Şimdi bunlar yem istiyorlar. Ramazan dolayısıyla alışverişe gitmiştik. Daha yemlerini falan vermedik. Gelişmelerini görüyorsunuz. Hepsi güzelleşti. Gayet güzeller. Bunlar gördüğünüz ilk ufak civcivler. Ama burada 4 tane horoz kaldı. 3 tanesi maalesef buraya dışarıya çıkınca soğuk havalarda rahmetli oldular diyelim. Burada da daha önce gördüğünüz karganın düşürdüğü yavrularımız var. Evet. Yani bunlar satılık falan değil arkadaşlar. Şimdi video çekince, civcivleri gösterince herkes civciv istiyor, satılık mı diye. Maalesef civciv satışımız yoktur. Kimse istemesin. Yani hem siz uğraşmayın, üzülmeyin, hem beni üzmeyin. Civciv satışımız maalesef yoktur. Şöyle gel bakalım. Buradan böyle. Buralardaki hayvanları zaten biliyorsunuz. Bu şekilde. Bakalım. Bu bizim kel horozumuzun kız kardeşi, yumurtluyor burada. Yumurtalarını biriktiriyoruz. Bu da daha önceki videolarda söylemiştik. Murat Argın'ın hayvanlarından geliyor diye. Burada Murat Sırtlı kardeşimiz ufakken hediye etmişti. Öbür videolarda zaten biliyorsunuz. O yavrumuz gayet güzel oldu. Şekli şemali de güzel. Burada son çıkan civcivlerimiz var. Dört. Burada da son çıkan civcivlerimiz 7 tane çıktı. Bunları işte büyüteceğiz. Genç yavru almayacaktık ama bu kelin yavruları bunlar da. Burada da yine kelin yavruları var. Görüyor musun arkadaşlar? Bunlar daha toprak yüzü görmedi. Dışarıya artık açacağız kapılarını, çıkacak. Burada sularını şey doldurmuşlar. Şunu ben boşaltayım. Thank you.
Ben şöyle bir gezeyim baba şeyleri, sen onu yapana kadar. Şunları çekeyim. Bunları mı? Şuradaki kümese mi? Evet. Tamam. Çelin yavrularına bakmaya gidiyoruz şimdi. Şunu açalım. Oo, burası da yıkılıyor maşallah. Bunlar hep çelin yavruları. Babam şu anda suluğu temizlediği için sunuculuk görevi bana düştü. Şöyle size birkaç dakika. Bir de öbür tarafa bakalım. Burada yok mu? Burada mı İmparator Baba? Oo. Vay vay vay. Bu harbi imparatormuş ya. Karanlığa gömüldü. Bir saniye. Şu kapıyı kapatalım. Evet. Bu Robin'imiz. Robin yine kütürdetiyor. Oğlum. Tamam, sakin. Tamam, buradayım. Hayır, tamam. Ya ne kadar iyi anlaşıyorduk düne kadar. Evet, gök gürültüsü yapıyor. Şimdi bu torunlar da gelmiş İstanbul'dan. Gel bakayım. Bunlar yardım etmeye gelmişler bana. Değil mi dede? Yardım ediyorsunuz siz bana. Evet. Horozlara, civcilere beraber bakacağız, değil mi? Evet. Evet dedi. Çalışma başladı. Hadi gelin bakalım yukarıya. Oğlum tut kardeşinin elini. Evet, şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım. Aydın Bey kardeşimiz bahar temizliğine başladı burada. Ramazan temizliği. Ramazan temizliğiymiş arkadaşlar. Dün akşam canlı videoyu izlediyseniz, dün akşam burada canlı kayıt yaptım ben. Hayvanlarımızı gösterdik canlı videoda. Şimdi burada da ufak gene bir hayvanlarımızı gösterelim. Hayvanlarımız maşallah baya gelişiyorlar. Tamam. Bunlar çapar olacaklar. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gel gel gel. Bunlar çapar olacaklar arkadaşlar. Bak göğüsleri beyazlamaya başlamış. Yani göğüsleri beyazlıyor. Sırtları da sonra yavaş yavaş beyazlayacak. Hepsinde var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Siyah. Siyah çapar olacaklar. En sevdiğim çaparlardan. Bunlar kelin yavruları arkadaşlar. İmparatorun oğlunun oğlu. İşte bunlardan. Evet şurada da. Dur bakayım dede. Bir yumurtamız var. Yem bak kuvvetli olduğu için. Kaç bakayım. Kaç.
Yem, güçlü yem kullandığımız için hayvanımız şimdiden yumurtaya gelmiş, yumurtlamaya başlamış. Onun için onu da çiftleştiriyoruz, yumurtaları böyle koyuyoruz. Evet, burada dün akşam bunların emsali bu, yetişemedik. Kendi aralarında savaş yapmışlar. Tabi zayiat çıkıyor içinde, böyle bir horozumuz gitti. Şimdi mesela şu şekilde civciv yemini koyuyoruz arkadaşlar. Bunu yumurtayı böyle kırıyoruz. Ama bunu akşamları yapıyorum ben. Gündüz değil ama siz görün diye arkadaşlara gece yemi nasıl veriyorsun, ne veriyorsun diye soruyorlar. Gece yemini böyle kabuğunla beraber sadece yumurta ve civciv yemini karıştıracaksın. Yani başka ilaveye, şuna buna civcivlerde gerek yok arkadaşlar. Şimdi bu şekilde karıştırdığın zaman ne oluyor? Bu tamamen vitamin oluyor. Gece saat 11'de hayvanlar acıkmış zamana denk geliyor. Acıktığı için şimdi bu tamamen vitamin oluyor. Şimdi bak, vereceğiz şurada. Yiyecekler göreceksiniz. Alın bakalım. Görüyor musunuz? Hemen saldırıya geçtiler. Niye? Bu vitaminli, değişik. Hayvanlar bu yeri biliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, fizikleri, sağlıkları, şekilleri. Yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sağlıklı hayvan bu şekilde büyür. Mesela şunları da çıkartalım. Bunlar onların büyükleri. Şöyle dışarıda geçtiler. Bunları da görelim. Aydın Bey şimdi diyor, ben süpürdüm burayı, gel. Sen tekrar kirletiyorsun. Biraz kızacak ama idare et Aydın Bey. Bunları havalı dolduruyorsun. Ben akşamdan gelin yavrumdan söz verdin ya. Gelin yavrumdan sana vereceğim. Bir horoz, bir piliç yeterli değil mi? Bir horoz, iki piliç. İki piliç. Ya bizim hoca bir piliç söz verdik hocaya. Hoca da... Hocadan öğrendim. Hocadan öğrendim. Buraya şeye mi girdiydi bu hoca? Bu? Valla içeri girdi, oradan seçti. İçine nasıl girdi bilmiyorum. Ben giremiyorum buraya. Bu kümesin içine girdi. Buraya girdiydi, evet. Sen orada hocam, onu videoya çekseydin. Ben de böyle YouTube kanalına orada şey yapsaydım. Ya. Bir kuzu yeriz hoca falan derdik. Hayırdır, hoca hocadır ya. Neyse, o aile de ısmarlar bize inşallah. Kızım, çok güzel değil mi? Ama kızım öyle geliyor. Yok, gelmezler. Sen otur benim yanıma. Ay harika. Değil mi? Senin gibi onlar da tücücük değil mi kızım? Evet. Evet. Yiyorlar mı bunlar yem? Yiyor. Yiyorlar. Evet. Abinin yanına geç. Şimdi sen o civcivlere bakıyor musun? Nasıl bakıyorsun? Gözünle mi? Gözünle bakıyorsun. İyi, hadi bakalım. Biz de yumurtayla bakalım. Şöyle demin yaptığımız gibi tekrar yapıyoruz. Şuradan yem ilave ediyoruz. Yine karıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde. Yani sadece yumurta değil, bu yemle hem yemi yer hem yumurtayı yer. Daha da güzel olur. Burada akşam savaşanlar var. Ayırı kapattık. Bunlara ayrıyeten veriyoruz. Akşam canlı yayında bunları gördünüz nasıl savaştıklarını. Evet, savaşanlar hep ayrı ayrı. Şuraya da verelim. Bunları bahçeye koyvereceğiz. Bahçede bir daha sıkıntı yaşamayız. Oraya koydum, ona da bak. Dur bakalım, suyuna da bakalım. Mama. Al bakalım suyunu da. Al bakalım. Evet, suyunu da verdik. Susamış. Onu da verdik. Şimdi civcivleri kapatalım. Burayı bunları süpürmene gerek yok. Aynı bunları tekrardan suyalayacağız. Yiyecekler. Evet, bunlara... bunlara yetmemiş, daha istiyor bunlar. Yok. Ama akşama beklesin. Daha verelim bari. Alın bakalım. Ya siz kirama mısınız ya? Alın bakalım. Evet, burayı hallettik. Şimdi bunların yeri burada iyi.
Demiş. Bunları aşağı alacağız. Bunlar artık bayağı büyüdüler. Bir toprak yüzü görsünler. Bunlardan zaten aşağı alacağız. Bakalım bakalım. Burada 3 tane var, fazla yok. 2 horoz, 1 piriç bunlar. Bunlar bizler korkuyorlar biraz. Şöyle şey yapalım. Alın bakalım. Karınları tok olmasa yeme saldırırlar. Burada da yine imparatorumuzun oğlu var. Bu horozlandı. Bunu bakalım kendine. Dur. Al bakalım. Biraz ürkek, ele alınmadığından dolayı. Ürkek. Ya şey yapacak, alışacak. Şimdi yanında pirinci vardı, rahatsız ediyor diye aldık. Ondan dolayı biraz kızgın. Al bakalım. Bunların hepsini artık aşağı indireceğiz. Havalar ısındı. Güneşi gördünüz arkadaşlar. Şimdi şuradaki alacağız. Şurada yesinler. Şöyle bir ben bunları çek. Ben biraz daha yer yapayım. Görüyorsunuz arkadaşlar hayvanların sağlıklarını, sıhhatlerini, şekillerini, fiziklerini. Baba bunlar hangisinin yavruları?